Türkiye'de evcil hayvanların istenmeyen olaylara karışmasını önlemek amacıyla geçtiğimiz yılın Ocak ayında yeni bir uygulamaya imza atılmıştı. Kedi, köpek ve gelinciklere özel bir iğne aracılığıyla kürek kemikleri arasındaki gevşeklerinin altına mikroçip enjekte edilmeye başlanmıştı. Bu zaten saniyelik bir şey. Kaçır bu. Tamam, yaptım bile. İkiz kapılı arasına yerleştirdiğimiz çip, mikroçip burada okutuyoruz. Konuya ilişkin açıklama yapan Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, uygulama hakkında bilgi verdi. Hayvanlardan sahiplendirilmesi, bu çip sayesinde kim ait olduğunun, hayvanların aşılarının yapılıp yapılmadığının, ileride herhangi bir hırsızlık olayıyla veya başıboş kaldığı zaman kim ait olduğunun belirlenmesi amacıyla böyle bir uygulamaya başlandı. Yönetmelik kapsamında mikroçip takılan sahipli hayvanların hepsinin kimlik numarası olduğunu belirten Şahinbaş şöyle konuştu. İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri olarak kuduz aşılarını da bu vesileyle hayvanlarımızın yapmış oluyoruz. Hem kayıt altına alıyoruz hayvanlarımızı hem de aşılarını yapmış oluyoruz bu vesileyle. Evcil hayvan sahiplerine seslenen Şahinbaş, mikroçip uygulaması kapsamında son tarihi işaret etti. Bununla ilgili olarak 31 Aralık 2022 tarihi son tarih. Kedi köpeğe olan hayvan sahiplerimizi biz bekliyoruz il ve ilçe müdürlüklerimize. Uygulamayla birlikte sokağa bırakılan hayvan sayısının da azalması hedefleniyor. Hayvanın kime ait olduğu belli oluyor o çip sayesinde. Oradan okuttuğunuz zaman o hayvanın kime kimliklendirildiği veya kimin sahibi olduğu belli oluyor. O doğrultuda da hayvanların başıboş bırakılmasını da önüne geçirmiş oluyor bu vesileyle. Sahipsiz kedi ve köpeklerin barınaklarda yaşaması gerektiğine dikkat çeken Şahinbaş, sözlerini şöyle tamamladı. Belediyelerde bu anlamda yerel yönetimlerinde çalışmalar var. İlimizde de bu doğrultuda belediyemize ait bir barınak var. Orada da hayvanların bakımı, kontrolü devam ediyor, yapılıyor.